Eğer de sen şu külli hadsiz nimetlere karşı nasıl şu mahdut ve cüz'i şükrümle mukabele edebilirim? Öyle nimetlere mazharız ki ona yani cüz'i şükrümle nasıl mukabele edebilirim? El cevap külli bir niyetle. Hadsiz bir itikatla. Mesela nasıl ki bir adam 5 kuruş kıymetinde bir hediyeyle bir padişahın huzuruna girer. Ve görür ki her biri milyonlara değer hediyeler makbul adamlardan gelmiş. Orada dizilmiş. Onun kalbine gelir. Benim hediyem hiçtir. Ne yapayım? Birden der, yani aklına geliyor. Ey seyidim, bütün bu kıymetdar hediyeleri kendi namıma sana takdim ediyorum. Çünkü sen onlara layıksın. Eğer benim iktidarım olsaydı bunların bir mislini sana hediye ederdim. İşte hiç ihtiyacı olmayan ve raiyetinin dereceyi sadakat ve hürmetine alamet olarak hediyelerini kabul eden o padişah, o biçarenin o büyük ve külli niyetini ve arzusunu ve o güzel ve yüksek itikat liyakatini en büyük bir hediye gibi kabul eder. Aynen öyle de bu misal gibi aciz bir abd namazında ettehiyyatü der. Yani bütün mahlukatın hayatlarıyla sana takdim ettikleri hediye-i ubudiyetlerini ben kendi hesabıma umumunu sana takdim ediyorum. Eğer elinden gelseydi onlar kadar tahiyeler sana takdim edecektim. Hem sen onlara hem daha fazlasına layıksın. İşte şu niyet ve itikat pek geniş bir şükrü külliyidir. Yani tahiyatta biz bu duayı yapmış oluyoruz. Ettahiyyat, el-mübarekat, es-salavat ve tayyibatü lillah diye. Bu Şafiler böyle okuyorlar. Biz Hanefiler biraz kısa okuyoruz ama Üstad böyle okuduğu için ben de acizane öyle okumaya çalışıyorum. Biz de öyle yapalım o zaman. Evet. Ettahiyyat, el-mübarekat ve salavat ve tayyibatü lillah demek yani bütün mahlukatın bütün ibadetlerini ben kendi namıma sana takdim ediyorum diye ona. Tabii burada o şeyle inşallah hepimizin o şeylerini namazdaki tahiyyatta, teşebbükteki o okuduğumuzu Rabbül Alemin o niyetle kabul eder ve biz de inşallah mazhar oluruz.